İstanbul'un Halkalı bölgesine olan talep hız kesmeden sürüyor. Bunu değerlendirmek isteyen firmalar farklı konseptleriyle alıcıların karşısına çıkıyor. Silpaş Geo'nun butik projelerine odaklanan firması Evia Gayrimenkul bu kez de çok özel bir projeye imza attı. Ege Yakası. Ege Yakası'nın detaylarını pazarlama müdürü Yavuz Can Onarlı'dan dinleyeceğiz. Hoş geldiniz Yavuz Bey programımıza. Teşekkürler, siz hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evia Gayrimenkul, Simpaş Geo'nun bir iştiraki olarak 2011 yılında kuruldu. Evia Gayrimenkul'u bize anlatır mısınız? Evet, Evia Gayrimenkul olarak Simpaş Geo'nun özel konseptli butik projelere odaklanan bir markası konumundayız. Ege konseptli ilk projemiz Ege Boyunu Anadolu Yakası Sancaktepe'de hayata geçirdik. Gerçekten Ege Boyu o kadar beğenildi, o kadar ilgi gördü ki Avrupa yakasında Ege konseptli bir proje geliştirmemiz konusunda çok büyük taleplerde bulundu insanlar. Biz de bu talepten yola çıkarak Ege'nin farklı güzelliklerini de içine katarak farklı fikirlerle Halkalı Atakent bölgesinde Ege Yakası projesinin lansmanı yaptık. Gerçekten Evia Gayrimenkul'ün geliştirmiş olduğu bu iki proje özel konseptli proje geliştirme konusunda sektöre örnek oldu. Evia Gayrimenkul olarak bizim hedefimiz bundan sonra da ve özel konseptli fark oluşturacak projeler yapmaya devam etmek olacak. O zaman ilk önce Ege Boyun'dan bahsedelim. Ege Boyun'un konseptini bize anlatır mısınız? Tabii. Ege Boyu konum olarak Sancaktepe'nin en güzel konumunda yer alıyor. Simpaş grubunun birçok markalı konut projesinin yer aldığı Sevenler Caddesi'ndeyiz. Tem otoyoluna sadece 2 kilometre uzaklıktayız. Bununla birlikte 2015'te bitmesi planlanan Sancaktepe Üsküdar metro durağına, aynı zamanda 3. köprü bağlantı yollarına çok yakın mesafedeyiz. Yine aynı şekilde 3,5 milyon metrekarelik bir alanda 4100 yatak kapasiteli şehir hastanesi yapılması planlanıyor yine aynı şekilde. Tam karşısında yer alıyoruz. Ege Boyu, hepimiz Ege sahillerine gittiğimiz zaman, Ege kasabasına gittiğimiz zaman oradan dönmek istemeyiz. Neden dönmek istemeyiz? Biz bu nedenleri araştırdık ve bu nedenleri Ege Boyu'nda işleyebilir miyiz, nasıl işleriz? Bunu çalışmasını yaptık ve bu güzellikleri Ege Boyu'na ince ince işledik. Hı hı. Ege Boyu'nun Ege'nin en güzel yöreleri olan Alaçatı, Foça, Assos, Bites ve Dalyan meydanlarını Ege Boyu'na taşıdık. Bu meydanlarda o bölgeye ait has özellikleri canlandırdık. Örneğin Cunda'da güneş saatimiz, Dalyan'da sazlık biçiminde süs havuzumuz, Foça'da fok heykellerimiz bulunuyor. Ege Boyu'nda Ege Çarşı'mız aynı zamanda yakın zamanda faaliyete başlayacak. Ege Çarşısı, Ege lezzetlerini bulabileceğiniz restoran, kafeler, marketler ve bunun yanı sıra günlük ihtiyaçların karşılanabileceği kuru temizleme, eczane, terzi gibi hizmetlerin yer alacağı, hem Ege sakinlerinin hem de bölge halkının faydalanabileceği ticari bilmenin yer aldığı bir çarşı olacak. İnşaata ne zaman başladınız? Ne zaman teslimler başlayacak? Ege Boyu'nda erken teslim mutluluğu yaşıyoruz. Müşterilerimize söz verdiğimiz tarihten erken teslim ediyoruz. Mayıs itibariyle teslimlerimiz başladı. Ege Boyu'nda %96'lık bir satış oranına ulaştık. Son 28 dairemizin satışını yapıyoruz. Bu 28 dairemize özellikle evlerimizi hazırlayana kadar hemen teslim satmak için bu zamana kadar bekletmiş durumdaydık. Şu anda onları Ege özel konsept dekorasyonlu veya natamam olarak satışa sunuyoruz. Ödeme seçeneklerimiz de banka kredili ya da Simpaş Holding bünyesinde özel vadelendirme koşullarıyla sağlayabiliyoruz. %8 peşinatla evinizi alıp hemen taşınabiliyorsunuz. Böyle bir avantajımız var. Bu projeden ev alanlar o zaman Ege konseptini bu yaz yaşamaya başlayacaklar demek evet, oluyor. Çok evet. Güzel. Evia Gayrimenkul sizin de anlattığınız gibi özgün ve temalı konut projeleri hayata geçiriyor. Son olarak da Halkalı'da Ege Yakası projesine başladınız. Projenin konsept ve detaylarını da sizden dinleyelim. Tabii ki. Ege Yakası'nda da Ege Boyu'nda olduğu gibi Ege'de bize keyif, mutluluk, huzur veren öğeleri araştırdık, uygulanabilirliğine baktık ve projemize bu detayları ince ince işledik. Ege Yakası her şeyden önce konseptine yarışır biçimde çok ferah bir proje. 42 bin metrekarelik bir arazide sadece 378 konutun oluşuyor ve tamamen aile konseptinde hazırladığımız bir proje. Ege Yakası'nda
Büyük tip 2 artı 1, 3 artı ve 4 artı 1 evlerimiz var. Bununla birlikte sınırlı sayıda 4,5 artı 1 villa tarzı evlerimiz var. Alaçatı, Foça, Cunda ve Asos evlerimiz yer alıyor Ege yakasında. Biz Ege yakasını tasarlarken arazimizin eğimli yapısından dolayı Santorini adasından ilham alarak tasarladık. Ege yakasında taş kaplama cepheler, panjurlar, cumbalar, ahşap görünümlü kepenkler, mavinin tonlarını yansıtan bina cepheleri yer alıyor. Ve adeta bir Ege kasabasına adım atmış gibi oluyorsunuz. Ege yakasında biz Atakent bölgesinde ve İstanbul'un genelinde birçok projede hiç uygulanmayan bir şey yaptık. Sadece 2 artı, 3 artı ve 4 artı evlere yer verdik. 1 artı ve stüdyolara projemize hiç yer vermedik. Ege yakasının peyzajını anlatacak olursak, Ege'de yetişip İstanbul'da yaşayabilen her türlü peyzaj öğesini Ege yakasında kullanmaya gayret gösterdik. İşte zeytin, sakız, palmiye ağaçları, lavanta bahçeleri, kekik, biberiye, mor salkımlar gibi peyzaj öğeleri Ege yakasında yer alıyor. Aynı zamanda kendi domates biberini yetiştirmek isteyen ev sahiplerimiz için onar metrekareli kobi bahçeleri oluşturduk. Evet, bu çok enteresan. Bunu biraz anlatır mısınız? İstanbul'da yaşayan insanlar gerçekten doğaya özlem duyuyorlar. Ve organik tarım ve insanların sağlıklı beslenme son günlerde insanların üzerine düştüğü bir mevzu. Biz de bundan yola çıkarak talepler doğrultusunda insanlara kendi ekip biçme yapıp kendi sebze meyvelerini yetiştirebilecekleri bahçeleri oluşturalım istedik. Toplam 53 tane onar metrekareli kobi bahçemiz Ege yakasında yer alıyor ve isteyen ev sahiplerimiz bunlardan alarak kendi besinlerini yetiştirebiliyor. Yetiştirebiliyorlar. Evet. Ege yakasında oluşturduğumuz bu özel peyzajı bütün ev sahiplerimiz yaşayabilsin, yakında olabilsin diye bütün evlerimizde ya geniş balkon ya bahçe ya da teraslı kat bahçelerine yer verdik. Projede teslimler ne zaman başlayacak? Evet, hafriyat çalışmalarımız şu anda başlamış durumda arazimizde. Birinci etapı Nisan 2016, ikinci etapımızı Ağustos 2016'da teslim etmeyi planlıyoruz. Projedeki sosyal alan ve özelliklerini öğrenebilir miyiz? Evet, Ege yakası gerçekten barındırdığı sosyal tesisler ve yaşam olanakları bakımından da çok zengin bir proje. Spor olanaklarını anlatacak olursak, Ege yakasında yılın 365 günü gün ışığından faydalanarak havuza girebileceğiniz yarı açık, yarı olimpik bir yüzme havuzumuz bulunuyor. Bununla birlikte bir bodrum katında değil, Ege'nin o güzel peyzajına bakarak spor yapmanız için fitness merkezimizi güzel peyzaj manzaralı bir yerde konumlandırdık. Bununla birlikte Ege boyunda olduğu gibi yine bütün projemizin etrafında dolaşan bisiklet yolumuz ve birçok açık spor alanlarımız bulunmakta. Ege yakasının sosyal olanaklarını anlatmak gerekirse hobi bahçelerinin ve bir göletimizin bulunduğu Saklıköy, Ege'nin rengarenk birbirinden farklı çiçeklerinin bulunduğu, içinde bir ağaç evinin de bulunduğu, çocuk oyanın olduğu ve barbekü alanlarımızın olduğu Ege Flora, bir aydınlatma görevi de görecek fenerimizin, bir köprülü göletimizin ve çınar ağaçlarının altında oturma masaları, çeşmesi ve kayrak taşlarıyla bir köy meydanımızın olunduğu Fenerburnu Ege yakasında yer alacak. Bununla birlikte Efes kalıntılarını canlandırdığımız amfiteyatrosu, sevdiklerinizle, komşularınızla, özel günlerinizle bir organizasyon yapabileceğiniz, toplanabileceğiniz mutfak atölyesi Ege Gurmesi ile Ege Parkımız yer alıyor. Sancaktepe'den sonra aynı konsepti Halkalı bölgesinde bu projeyi geliştiriyorsunuz. Neden öncelikle Halkalı'yı tercih ettiniz bu konsepti geliştirmek için? Evet, Halkalı Atakent bölgesi Simpaş grubunun Bosforisi ve İstanbul Sarayları projelerini geliştirdiği bir bölge. Arazimiz İstanbul Sarayları'na komşu lokasyonda ve Atakent'in en özel konumunda yer alıyor. Bununla birlikte yine birçok markalı konut projesi geliştirilse yine Halkalı Atakent bölgesinde olması bölgenin sağlıklı bir şekilde gelişmesine olanak sağlıyor. Özellikle ulaşım bakımından birçok önemli aksa kolay ulaşım sağlıyor. Yeni yapılan 3. köprü bağlantı yollarına, Marmaray Halkalı durağına, yine yeni yapılan hızlı tren projesine çok yakın bir lokasyonda yer alıyoruz. Bundan dolayı Halkalı Atakent bölgesini tercih ettik. Önümüzdeki dönemde yine farklı konsepti projeler olacak mı? Evet, özellikle özgün, farklı konseptli projeler yapmaya devam edeceğiz. Peki, çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim, sağ olun.